bir güç bir yerde toplandıysa Müslümanların, bütün Müslümanların iltihak etmek zorunluluğu vardır. Çünkü bu ümmetin meselesidir. Ümmet meselesi olduğu zaman her şeyini diyor bırakacağım bir kenara ve oraya iltihak edeceğim. Türkiye en önemli mihraktır, en önemli kaledir. Bir tek kale var, yeryüzünde bir tek kale var, o da Türkiye'dir. Türkiye'deki Müslümanlar en uyanık Müslümanlar olmaları lazımdır. Bir tek elhamdülillah şükür olsun ki bizim ecdadımız tohumunu çok sağlam koymuştur ve hepimiz Osmanlı evladıyız. Bir güç bir yerde toplandıysa Müslümanların, bütün Müslümanların iltihak etmek zorunluluğu vardır. Bugün kimdir Müslümanların güç temsilcisi? AKP. Kimdir güç temsilcisi? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Biz onu severiz veyahut da sevmeyiz, onu teyit ederiz veyahut da etmeyiz. O bizim şahsi olan, düşüncelerimiz. Onları Peygamber Efendimiz diyor ki bir kenara koyalım. Ben bunu bütün bu Müslüman tayfasına, efendime söyleyeyim, bizim Müslüman kardeşlerimize uyanmaları için biz orada zafiyet verdiğimiz zaman bu zata, o zaman biz kendimiz zaaf altına gireceğiz. Zannetme ki gavur sana destek olacak. Hayır, gavurun kendi emelleri var. Seni kullanıp ondan sonra seni ezmek ister. Biz Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini ittiba etmemiz lazım. Onu harfiyen uygulamamız lazım. Bizim çıkarımız veyahut da bilmem ne, o söz konusu bile olamaz. Çünkü bu ümmetin meselesidir. Ümmet meselesi olduğu zaman her şeyini diyor bırakacağım bir kenara ve oraya iltihak edeceğim. Malınla, çocuğunla, efendime söyleyeyim canınla iltihak etmek zorunluluğu vardır. Yani bugün biz seferberlik yaşıyoruz. Şu ya, an evet. Müslümanlar seferberlik halinde, haberleri yok. Bugün dünyayı geziyoruz. Elhamdülillah. Bir tek kale var. Yeryüzünde bir tek kale var. O da Türkiye'dir. Türkiye kalesi düştüğü zaman dünya ya Selefi olacak, ya Vahabi olacak, ya Şia olacak, ya Mürted olacak, ya kafir olacak. Başka bir şey yoktur. Türkiye en önemli mihraktır, en önemli kaledir. Onun için onu bırakmamak lazım. Türkiye'deki Müslümanlar en uyanık Müslümanlar olmaları lazımdır. Çok ciddi ve mühim bir meseledir bu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah söylüyor. İslam'ı birinci olarak kabul ediyor. Müslümanlıkla yürüyor. Laikliği ikinci dereceye attı ve Müslümanlığı empoze etmeye çalışıyor. Biz ona destek olmamız lazımdır. Destek olmayan vebal altındadır. Onlar da sorulacaktır. Rabbim sorar. Efendim, bu açıklama için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü insanlar halen daha soru işaretleri var kafalarında. Acaba diye. Kesinlikle soru işareti olmaması lazım. Bir bilirkişi olarak Müslümansan, açıklama geliyorsa, uyanık Müslümansan, evet. İman sahibiysen, sen bütün nefsani veyahut da efendime söyleyeyim şahsi olan bütün çıkarların veyahut da düşmanlıkların veyahut da her neyse adın ne korsa onu bir kenara koyacağım. Şu an bu Müslümanlık, çünkü bir tek Türkiye de sağ. Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat dediğin zaman bir tek Türkiye de var. Bütün İslam alemine git. Ya Selefidir, ya Vahabidir, ya Şiadır. Hep bunlar çalışıyorlar. Ve ehli sünnet vel cemaattan bütün değerlerini almış vaziyettediler. Yok alıyorlar. Almış vaziyettediler. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmek bidattır. Mevlid yapmak bidattır. Sünnet kılmak bidattır. Efendime söyleyeyim zikir yapmak bidattır. Yani bunlar öyle bir şey getirdiler ki insanları kupkuru yaptılar. Ve kupkuru yapmalarının tohumları bu Daiş'tir. Hiç rahmet, merhamet, efendime söyleyeyim insanlara insanlık diye muamele yoktur bunlarda. Onun için böyle bir Müslüman istiyorlar bunlar ve onun için çalışıyorlar ve çok yol kat ettiler. Bir tek elhamdülillah şükür olsun ki bizim ecdadımız tohumunu çok sağlam koymuştur ve hepimiz Osmanlı evladıyız. Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Bak Tayyip Erdoğan
O da ehli sünnet vel cemaattir. Onun üstünde de durmuş vaziyettedir. Ve o bayrağı tutmuş vaziyettedir. Ve bizler onu desteklememiz lazım. Ne kadar bizim beğensek de beğenmesek de ne yapsak da şahsileştirmemek lazım meseleyi. Çünkü onun güttüğü dava Allah davasıdır. Efendim, bu açıklama için ben çok teşekkür ediyorum. Bu açıklamaları biz bir hoca olarak, akademisyen olarak dahi ayet ve hadisle aktarmış olsak dahi bizlere kişiler kendi fikriyatları doğrultusunda fikir beyan ettikleri için fazla da anlatamıyoruz. Ama sizin gibi şahsiyetler, yüksek şahsiyetler gerçekten böyle bir açıklamayı yaptığı için ben ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Bu hem bizim için hem de bizleri izleyiciler için gerçekten büyük bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Allah hepimizi doğru yoldan şaşırtmasın. Amin. Fatih. Amin.